Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir önceki dersimizde Visual Studio 2019'un kurulumunu ve Microsoft SQL Server'ın kurulumunu gerçekleştirmiştik. Bu dersimizde de Visual Studio'da yeni bir sayfa açalım, yeni bir proje açalım ve biraz arayüzü tanıyalım. Çünkü ilk kullanan arkadaşlarımız var Visual Studio'yu. Biraz arayüzü tanıyalım. Ne nerede, neye nasıl ulaşırız? Bir tanıma dersi gibi bir ders olsun arkadaşlar bugün. Visual Studio'muzu açalım aşağıdan. Ben 2019 sürümünü kullanıyorum ve sizlere de 19'un kurulumunu anlatmıştım. Create a new project diyelim. Yani yeni bir proje oluştur. Arkadaşlar biz konsol uygulamaları da açabiliriz. Windows Form uygulamalarımızı da açabiliriz. İlerleyen dönemlerde ASP.NET projeleri de açabiliriz. Ancak ben de bu yollardan geçtiğim için en faydalısı konsol uygulamalarından başlamaktır. Temeli güzel bir şekilde orada oturttuktan sonra diğer platformlara ayak uydurmak o kadar basit ki o yüzden ben sizlere tavsiye ederim ve bu şekilde öğrenin. İlk başta konsoldan başlayın. İşin temelini anlayın. Ondan sonra Windows Form'u açarsınız. ASP.NET'te açarsınız. Hiç fark etmez. Arkadaşlar buraya konsol app yazın. Burada konsol application.NET Core çıktı. Bir de .NET Framework çıktı. Arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Console Application .NET Framework ve C şart diliyle. Burada bazı arkadaşlarımız da Visual Basic yazabilir. .NET Framework ve C diliyle. Koru seçmeyin sakın. Buna çift tıklıyorum. Projemizin ilk şey projemizin ismi ne olsun? Tanıtım dersi diyebilirim. Lokasyonu ne olsun? Lokasyonuna girebiliriz. Bu açtığımız proje nereye kaydedilsin? Ve solution ismimiz ne olsun? Tanıtım dersi. Arkadaşlar burada framework olarak .NET framework'ünün sürümünü istiyor. Fark etmez. 4.5 de kullanabiliriz. 4.6.1 de kullanabiliriz. Hiçbir farkı yok. Create diyelim arkadaşlar ve projemizi oluşturalım. Oluşturuluyor. Arkadaşlar ilk defa C# başlayan bu insana biraz arayüz farklı gelebilir. Yani buradakiler nedir? Namespace nedir? Static void main metodu nedir? Biraz hani görmemiş olan insanlar için hani biraz farklı gelebilir. Arkadaşlar ben bunların tanıtımını yapayım. Aklınızın köşesinde biraz otursun. Ancak bunlar ilk derste bu kadar tam oturmayabilir. Oturmaz da. İlerleyen derslerimizde klasları göreceğiz, metotları göreceğiz. O zaman taşlar yerine oturacak. Arkadaşlar buradaki file menüsünü kullanarak yeni bir proje oluşturabiliriz. Open'ı kullanarak oluşturulmuş bir projeyi sayfamıza ekleyebiliriz. Ve buradan da zaten çıkış yapabiliriz. Projelerimizi kaydedebiliriz. Arkadaşlar View penceresinden çoğu arkadaşımız bu problemi yaşamıştır. Örneğin Solution Explorer burada kapalı gelebilir bazı arkadaşlarımızda. View penceresinden buradan Solution Explorer'a tıklayarak bu sekmemizi açabiliriz. Properties sekmesi kapalı olarak gelebilir. Properties penceremizi bu şekilde burada açabiliriz. Yani görünümler kapalı olan bir yer varsa ilk uğrayacağınız yer burasıdır. Örnek veriyorum. Error list kapalı. Output kapalı. Bu şekilde kapalı olabilir. Buradan error listimizi açabiliriz. Yani hatalarımızı bu pencerede göreceğiz. Output çıktılarımızı bu pencerede göreceğiz. Bunları buradan açabiliriz arkadaşlar. Tanıtabileceğim buradan başka Tools bölümü önemli arkadaşlar. Tools bölümünden Options'a girip General bölümünden bazı arkadaşlarımız arayüzünü siyah isteyebilir. Buradan Color Dem sekmesinden Blue değil de Dark dersiniz. OK dedikten sonra arayüzünüz siyahlı siyah olur. Bu şekilde kullanmak isteyen arkadaşlarımız muhakkak ki olabilir. Buradan Font ve Colors bölümüne girip yazımızın tipini ayarlayabiliriz. Font Family'sini hangisini beğeniyorsak. Size ile oynayabiliriz. Rengi oynayabiliriz. Bu ayarlarımızı gerçekleştirebiliriz buradan da. Arkadaşlar sağ taraf da önemli. Bizim bir proje oluşturduğumuz zaman bir tane solution oluşturulur. Solution Türkçe'de çözüm gibi bir anlamı vardır ama bunu paket gibi düşünebilirsiniz. Yani benim burada tanıtım dersi adında bir tane paketim var. Bu bir pakettir. Bu paketin içerisine de tanıtım dersi adında bir tane projem vardır. Yani bir kutu düşünün. Bir kutu içerisine hani bir tane elma koymuşum gibi düşünün. Yarın bir elma daha koyacağım, bir elma daha koyacağım. O kutu içerisinde toplayacağım bunları. Benim bu paketimin içerisine bir tane proje koymuşum. Bu projemin içerisinde de her proje oluşturulduğunda bunlar gelir. Program CS nedir? Projemizi burada açtığımız zaman çift tıklayıp Program CS bizim projemizin arayüzüdür, interfeysidir. Bu sayfaya geliriz. App.config ne demektir? Config Configuration yani ayar dosyaları. Bu projemin ayar dosyaları bu sayfada gerçekleştirilir arkadaşlar. En baştan söylüyorum bunları sakın anlamaya çalışmayın. İlerleyen derslerimizde bunları kullanacağız, detaylandıracağız. Sadece ben bir arayüzü tanıtıyorum. Çünkü ilk derste buraya girdiğiniz zaman yanlışlıkla girebilirsiniz. Hani bu nedir, şu nedir? Ben de çünkü bu yollardan geçtim. Hani en detaylı ben bu eğitimi zaten ilk başta sizlere sunarken çok detaylı bir şekilde anlatacağımı sözünü veriyordum. Hem ince ayrıntısına kadar giriyorum. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Arkadaşlar buradan referanssız bölümü var. Burası çok önemlidir. Ben bir projemi oluşturduğum zaman belirli referanslarım otomatik olarak default olarak gelir. Biz yakında ilerleyen zamanlarda derslerimizde kütüphaneler oluşturacağız. Buraya kütüphanelerimizi referans alacağız veya hazır yazılmış kütüphaneleri buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Sadece buraya kütüphanelerin eklendiğini, o kütüphanelerin kullanabileceğimizi bilseniz yeterli. Property sekmesinde de benim projemin gerekli arkadaki ayar işlemleri yapılmış otomatik olarak. Burada da bu var arkadaşlar. Burada anlatılacak bir şey kalmadı. Son olarak şurayı da söyleyeyim. Arkadaşlar biz burada şu yukarıda görmüş olduklarınız kütüphanelerdir. Aslında şu anda hiçbir kütüphane kullanılmıyor. Soluk görünüyor zaten fark ettiyseniz. Biz ilerleyen derslerimizde kütüphaneler yazacağız. Bu yazmış olduğumuz kütüphaneleri buraya ekleyeceğiz ve buraya ekledikten sonra da buradan using diyerek bu kütüphanelerimizi kullanacağız. Yani bunlar kütüphanelerdir. Yazılmış hazır kütüphanelerdir. Sadece bunu bilseniz yeterli. İlerleyen derslerde bunları zaten çok çok iyi anlayacaksınız. Namespace benim buradaki projemdir. İsim uzayımdır. Benim projemi tamamen kapsayan bir çerçevedir. Benim buradaki programım da bir klastır ve main metodumu kapsamaktadır. Main metodu da arkadaşlar yazacağım tüm kodları ben şu main metodu arasına yazacağım arkadaşlar. Yani her ne kod yazacaksam ben yazdığım kodlarımın çalışabilmesi için main metodu içerisine yazacağım arkadaşlar. Benden parametre almış. String veri tipinde bir dizi. Kafanız karışmasın. Bunları anlatmayayım. İlerleyen derslerde inşallah göreceğiz ya bunları. Şimdilik genel arayüzümüz bu arkadaşlar. Anlatabileceklerim bu kadar. Ve son olarak da şunu da göstereyim. Eğer biz kodlarımızı yazdık ve projemizi çalıştırmak istiyorsak buradan start diyerek projemizi çalıştırabiliriz. O kadar arkadaşlar. Bir so Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.